Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendireceğiz. Ee, dün bir hastanelik işimiz olduğu için yayını çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir babaannemiz hastanedeydi. Acile götürdük. Onunla alakalı bir sıkıntı oldu. Ben de maçtaydım. Maçı yerinde izledim. Ee, zor maçtı. Sıkıntı maçtı. Fakat Trabzonspor Vişka'nın altın ayağıyla kaliteli bitiriciliğiyle sahneye çıkmasıyla 1-0 önde bitirdik. Başladığı maçı. Resmen 1-0 önde başladık maça. Öyle devam ettirdik. Kazandık. Ee, Vişka konusunu özellikle altını çizdim. Çünkü büyük ihtimalle Vişka gol attığında birçok takipçim beni anmıştır. Bunun hakkında da bir açıklama, bir e, yorum yapacağım tabii ki de. E, ayrıyetten Emrehan Gedikli videosu da arkadaşlar yapacağım. Bildiğiniz gibi yani beni e, takip edenler Emrehan Gedikli'yi İlk yazan kişilerden biriyimdir. Herhalde birinci olabilirim ama yani emin değilim. İlk yazan kişilerden biriyimdir. Daha önce çok yazmıştım. Yayınlarca da bahsetmiştim. Ee, onun hakkında da bir video yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, bugün o videoda gelir. Şimdi maç hakkında konuşalım. Trabzonspor karşılaşması hakkında Kasımpaşa ile. Bu maç kolay bir maç değildi. Genel yorumlara da baktım maç sonu. Taraftardan biraz tepki var ama şunu anlamamız gerekiyor. Hep ne diyordum ben? Ben en büyük rakibi Beşiktaş olarak görüyordum ve şey diyordum. Trabzonspor Beşiktaş'ta yarışacak. Beşiktaş ligin ikinci yarısını na malup bitirir. O kafayla şey yapalım. Biz ilk giden farkı açalım. Açabildiğimiz kadar açalım. Beşiktaş yetişmeye çalışsın diyordum ben. Beşiktaş şok geride kaldı. Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini söylüyordum. Yani ligdeki dünyada her takım bak tek Türkiye Ligi'ni demiyorum. Dünya üzerindeki her takım şampiyonluk yarışında ligin ikinci aralarında çok zorlanır. Ya Manchester, City, Manchester City bile hatırlayın ya QPR'la QPR'e gelip şampiyon olduğunda zar zor yendiler. Gıdım gıdım alınır bu maçlar. 1-0 yarım sıfır olsun bizim olsun denir. Yani ligin ikinci arasındaki maçlardan iyi oyun süper oyun beklemek biraz e, hayalcilik diyebiliriz. Evet Oyundan memnun değilim. Benden yani kimse memnun değil. Oyunda sıkıntıları var mı? Var. Belli oyuncularda sorun var mı? Var. Ama kadro kalitesi de burada devreye giriyor. Karşımdaki takımlarında kendilerince hedefleri var. Bunlara ulaşması gerekiyor. Sana zorluk çıkartması gerekiyor. o yüzden kötü oyun eleştirilerine katılıyorum. Ama yerden yere vurulacak yok. Şampiyonluk kaçacak yok bilmem ne. Bunlara katılmıyorum. Gayet yani olağan durumları bunlar. Endişeye mal yok. Her takım için bu yaşanır. Ee, yani bir takım küme düşmemeye oynuyor, bir takım başka şey oynuyor, başka ilişkiler, çıkarılı ilişkileri vesaire bunlar oluyor. Gelelim şimdi Trabzonspor'un dünkü oyununa. 6. dakikaya kadar, 10. dakikaya kadar Trabzonspor iyiydi. Onun dışında hiç yoktu. Bunu kabul ediyorum. Vakayeme Açıkçası Vakayemen'in performansı beni düşündürttü. Ama tabi bu tek bir maçta değerlendirmeyeceğim biliyorsunuz. Fakat benim yıllık 3 milyon euro vereceğim bir oyuncu böyle performans gösteremez. Orası ayrı. Hamsik performansı göstermesi gerekiyor. Ee, yani tabi yaş artık sakatlıktan dönüşü. Yani, rakiplerin ona özel önlem alması da bunu etken. Ama dün yani dünkü performans açıklanamaz. Vakayeme 60'tan sonra hiç yok. 60'a çıktı o oyunda. Yani hiç yoktu yani 60'tan sonraya geç. Maçta ilk 10 dakika dışında hiç yoktu. Çok kötüydü. Vişka içinde Vişka en azından defansif anlamda vardı. Skor skorunu yaptı, golünü attı. Hücumsal anlamda bence Vişka hiç yoktu. Yani hücumsal anlamda Trabzonspor'da hiç kimse yoktu. Çok kötüydü. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Vakayemi sıfırdı. Vişka golünü attı. Ki benim çok yani, yani sıcak baktığım bir transfer değildi ama bitiricili ayağı tam bir Vişka golüyle skoru aldı. Bu goller Vişka için iyi. Niye iyi? İyi oynamıyorken en azından form buluyor. En azından Vakayemi'den artısı defansif katkısı var. Bir şeyler yapıyor fakat Vakayemi hiç yoktu. Hiç. Yani şey yapılır gibi bir durumu yoktu. Trabzonspor'un dünkü maçta ayakta duran tarafı, savunma dörtlüsü ve orta saha ikilisi Siopis'le Dorukandı. Onun dışında Hucum attı. Bir de Cornelius'u sayarım. Cornelius iyi niyetliydi. Gol kaçırdı ama arkadaşlar olur onlar yani yapacak bir şey yok. Yani oyuncu ee, seviyesini bilmemiz gerekiyor. Mesela orada sol ayağıyla topun altına girdi. Sağını alamadı. Onlar olur. Bunlara diyecek bir şey yok ilerleyen zamanlarda bu sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Doğru. Fakat yedekte şimdi Janine'miz var. Bakasat'ımız var artık. Koyas'ımız var. Değiştirebileceğimiz oyuncular var. Bu maçta bunu yapamadık. Bunun temel sebeplerinden birisi kırmızı kart meselesi. Ona da geleceğim. Merak etmeyin. Biraz Vişka'ya parantez açmak istiyorum. Ee, vişka'nın futbol bir skor oyunudur. Diyeceksin ki Özgür skorunu aldı aldı. Daha konuşmaya gerek yok. Şu an için evet Vişka'nın tam kendini gösteremediği zamanlarda skor bulması çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu çok önemlidir. Yavaş yavaş güvenini de arttıracaktır. Mesela o sevinci falan onlar çok önemli. Yavaş yavaş taraftarı kendine kabul ettiriyor. Ha ama şunu da söyleyelim. E, maç içinde ağırlığını koyma, hucumda e, ağırlığını koyma, yetki alma, inisiyatif alma şu an yok. Ha, diyeceksin ki kim alıyor? Kimse almıyor. Zaten bu bir sorun. Açıkçası maç sonun son 10 dakikasında bence maç Janini'ye dönmüştü 15 dakikasında. Yani tam Janini'ye dönmüştü. Yani Vişka'yı almıyoruz. Yani Cornel Janini'yi biraz daha alırdım Cornelius'tan önce. Cornelius'un yerini alırdım Janini'ye. Ee, Yusuf yerine Koyas'ın durumunu beğenmediği için büyük ihtimal Yusuf koymuştu ama Yusuf hiç etkili değildi. Tabi hocayı şu konuda anlıyorum. Ee, git Gitgelli bir maç oldu. Rakibin direkten dönen şutu oldu. Kırmızı kart pozisyonu oldu. Bunu anlıyorum. O yüzden durumunu en iyi o biliyordur. Jinri'nin durumunu iyi görmediği için almamıştır derken. erken. Yani Koyasi'yi iyi görse alırdı. Yusuf'u daha hazır hissettiği için almıştır ama Yusuf Erdoğan'ın da oyuna girdiği maçlarda etkisini, ağırlığını koyması gerekiyor. Serkan hata yaptı sonda ama çok güzel bir orta kesti. Ee, çok beğendim ortayı. Cornelius'un ben gol diye bağırdım. Onu gol yapması gerekiyordu. Cornelius orada eksi yazdım. Serkan'a bir artı yazdım ama son, yani maçın sonlarına doğru savunmada bir hata yaptı. Yürekler ağzına geldi. Trabzonspor kalitesi bu hataları kaldırmaz. Bruno Perez atıldı. O atılma pozisyonu çok garip geldi. Yani sarıyı gördüğü itirazdan okey. E şöyle yaptı ya. Hakemin buna hemen sarı kart vermesi artistik. Üzerine rakipteki oyuncuya Eyselik'e kırmızı vermesi de eşitleme tamamıyla bir sıvama hareketi. Ya hiçbir açıklaması yok. Elyem hareketi. Yani Perez'e atıyorsan Eysel niye atıyorsun? Yani Eysel niye atıyorsun o zaman? Ki Ben tekrar diyorum Yani Perez bunu yaptı. Perez böyle 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 yapmadı. Orada saçma sapan kavga oldu, bir şeyler oldu. Bizden Perez çekilmiş orada ilk orada şey olan mağdur olan Perez. Sen oyuncuya sarı kart gösteriyorsun itirazdan dolayı. oyuncu böyle yaptı yani böyle 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 yapmadı. Bu tamamıyla iyi polis olabilirdin orada ama sen gıcıklık yaptın. Attın Perez'i. Ardından deşitlemek için şeye attın. Eyser ki Sonra da Kazanpaşa hocasına itirazdan attın. Yani herkese zarar verdin yani. Herkese zarar verdin. Kimseye yaranamadın. Kaçma sapan bir hareket yaptım bence. Hiç anlayamadım. onu ekleyeyim arkadaşlar. Başka eklemeyi eklemeyi unuttuğum bir şey var mı? Oyuna çok kızmayın. Olur böyle. Rakibin sol beki Eren'i çok beğendim. Eren Elmalı'yı beğendim arkadaşlar. E, Trabzonspor ilgileniyordu zaten. Hatta anlaşma noktasına kadar gelmişti ama oyuncu çok çıkış yaptı. Sonrasında fikirler değişti. Ee, özellikle izledim yakından. Beğendim. Kasımpaşa para kazanır. Trabzonspor'a ister miyim? İsterim. Dengeli bir bek. Beğendim. Ee, ekleyecek bir şey. Vakayemen'in sözleşmesi hakkında videoyu yapayım mı? Gerek var mı? Yani Hasan Tuncel e haber girmiş ama arkadaşlar yani bu sözleşmeyi uzatacak haberleri daha çok gördünüz. İmza gelene kadar şeye gerek yok. Böyle etkileşim haberleri yapılır. Yani daha önce de çok yapıldı. O yüzden beklemekte fayda var. Ee, yani şu an tamamıyla dedirtmeyin bana da yani yönetimden gelmiş bir haber olarak düşünüyorum ben. Bakayım kötüydü. Hemen şey yapılsın haber yapılsın da işte gündem ortadan kalksın da yapılmış olabilir. Tam bilemiyorum. Ama yani Hasan Tuncel dediyse bir doğruluk payı vardır. O da yönetimden haberleri alıyor. Sadece benim aldığım referanslar geçmişte de böyle çok haber yapıldı. Birazdan netleşince bir video daha yaparım ama bugün Emrah'ın gedekli videosu yaparım sevgili arkadaşlar. Ee, şu an Kasımpaşa maçı hakkında söyleyeceklerim. Bunlar çok zamanınızı almayayım. Abdülkadir Ömür içinde ağırlığını biraz daha koymalı. Yani biraz daha arttırmalı performansı. İsteği görüyorum, arzuyu görüyorum. Biraz daha arttırmalı. Kırmızı kart olmasaydı ben oyuna biraz daha yani erken hamleler olabilirdi. Erkenden kasıt. Yani bakış atası daha erken bekleyebilirdim. Onu söyleyeyim. E, çünkü hücumda çok sıkışmıştık. Çok sıkışmıştık. İki atmamız gerekiyordu. Yani defansif bir anlam yapabilecek bir şey yoktu. Bu maçta iki atmazsan zorlanırsın. Yani rakibin baktığında senin sen 7 şut çekmişsin. Rakip 15 şut çekmiş. Daha baskılı olmuş. Trabzonspor'da şimdi oyuna girenler Berat, Bakasitas, Yusuf, Jenini. Ama bunları daha erken yapabilirdik. Yani Yusuf, Erdoğan tercihinden önce yapabilirdik. Hoca'ya da burada dediğim gibi tekrardan kızamıyorum. Çünkü Bakasetas'ın durumunu görmüştür. İşte diğerlerinin durumunu görmüştür. Ondan dolayı ee, Berat Yusuf değişikliği yapılacağı yapıldığı zaman bir tepkiler gördüm. Twitter'da da gördüm. O anda yapılabilecek en mantıklı hamlelerden de birisiydi arkadaşlar. Yani sadece şuna kızabilirim. Biraz daha erken Janine'i oynatabilirdi. Onu niye yapmadı diye kızabilirdim. Bir de rakipteki Mamadou Fall çok zorladı bizi. Ona bir bozma yönelik bir hamle yapılabilirdi ama şimdi Dorukana sarısı vardı. Siyopiş de bu maçı sarısı nasıl bitirdi helal olsun. Sarı görme ihtimali vardı. Ondan dolayı da hocanın da şeyleri sorun. Berat'ın oyuna girip biraz daha sorumluluk alması gerekiyordu. Berat hala kaçak dövüşüyor. Bu konu beni rahatsız ediyor. Zaten bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar Kasımpaşa maçı ile alakalı. Yarın yaparız herhalde Hongo ile. Yani orada detaylı konuşuruz. Zaten bir yayın olacağı zaman ben duyururum. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, bana destek olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. En kötü katıla gelin. Katıla destek olun bana arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.